Ali Demir, ÖSYM'nin başkanı, ÖSYM. Bir dönem bütün insanların hayatını, kaderini etkileyen önemli yer. ÖSYM ile ilgili AKP Fethullahçılar Koalisyonu döneminde en çok konuşulan şeyler şuydu. Sorular çalınıyor, sorular kopyalanıyor ve birileri daha önceden soruları bildiği için kazanıyor. Yok, öyle bir şey olmaz. Böyle bir şey yapanlara doğru değil, bilmem ne değil. Bak şimdi elleri kelepçeli gidiyor. Bu Ali Demir, ÖSYM'nin başındaki adam. Bir dönem gençlerin kaderine karar veren, geleceğini belirleyen kurumun başkanı. Peki ne oldu şimdi? Eli kelepçeli. Ali Demir terör örgütüne üyelikten yargılanacak. İddianame hazırlandı. İddianamede 2010-2015 yıllarını kapsıyor iddianame. Ve bu iddianameye göre 18 yıl hapis cezası isteniyor kendisinden. Bu iddianamede 2015-2010 yılları arasındaki tüm sınavlarda soruların sızdırılmasına ilişkin bilirkişi raporuna da yer veriliyor. Yani gençlerin geleceğini çaldılar bir dönem. Bu öyle böyle bir şey değildir. Türkiye'nin çok ciddi bir sorunudur, dönemidir. O soruları alan insanlar hala hayatta bir yerlerde görev yapıyorlar şimdi. Fethullahçı'ya yakın olanlar, deşifre olanlar, bilinenler birçoğu görevden uzaklaştırıldı, gönderildi, etti. Ama AKP ortaklığında olanların ne olduğu belli değil. Onlara dair hiçbir şey yok. Yani AKP'ye devşirilmiş Fethullahçılara da bir şey olmadı. Ama bu soru çalanlar içerisinde AKP'li olanlar ya da ona yakın olanlar ne oldu? Onlara da bir şey yok. Ama iddianamenin şeylere bak. Diyor ki, bilgisayarın arka planına yüklenen programlarla ProNMS Lumensium adlı programlar varmış. Bu programlar yüklenmiş. Bu programlarla paralel bir şekilde arka planda yüklenen bütün sorular alınmış ve bu Fethullahçıların ÖSYM'den sorumlu inamı Bekir Şimşek'e verilmiş. İtirafçılar her şeyi anlatmış. Bu döneme ilişkin bu kişileri kuruma bile bile alan kişi de Ali Demir denmiş. Bu kadar net. İddianameden söylüyorum bütün bunları. Ali Demir, 2012 KPSS'ye giren bir kişide cevap anahtarı yakalayan öğretmen Seo'yu evinde ziyaret ederek kopya olayını örtmeye çalıştığına dair bilgi de var burada. Eve gidiyor. Baba sen sus bak ortaya çıkarma böyle şeyleri diyor. Tehdit ediyor çünkü o dönemler kudretli bunlar. AKP var arkalarında, Fethullahçılar var. Her şeyi yapabilecek dönemdeler o zaman. İnsanların hayatlarıyla çok kolay oynandığı bir dönem. Ve iddianamede 18 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor Ali Demir için. Peki Ali Demir böyle yargılanırken o dönemde ne oldu? O dönemdeki insanlar Ali Demir için ne diyordu? Tayyip Erdoğan ne diyordu? Bir hafızayı da bir öyle yoklayalım. O görselleri de verelim. Tayyip Erdoğan ne demiş o dönemde? Çok yoğun bir şekilde yine gençlerimizi istismar etmenin gayreti içindeler. Gece gündüz ders çalışan, uykusundan, oyunundan, eğlencesinden fedakarlık yapan gençlerin hissiyatını siyasi malzeme haline getirmek çok açık söylüyorum. Ahlaksızlıktır, fırsatçılıktır. Bu ülkenin başbakanı olarak YGS ile ilgili iddiaların tamamının takipçisiyim. Gençlerimiz rahat olsunlar. Müşteri olsunlar. Gönül rahatlığı içinde ikinci sınava hazırlansınlar. Gençlerimiz kendilerini istismar edenleri, iddiaları fırsatçılığa çevirenleri de lütfen çok iyi görsünler. Taksim'de 1000 kişiyi, 2000 kişiyi yürütmek, 2000 genci yürütmek problem değil. Onlar YGS sınavının karşısında tavır ortaya koyduklarını açıklarken biz de kalkarız onların karşısına 5000-10000 tane genci koyarız. Bırakın kurumlar işini yapsın. Ya, tarih böyle. Şimdi
aynı şeyleri tekrar söyleyebilir mi Tayyip Erdoğan? Söyleyemez. Ya da bunu hatırlatan herkese düşman olur. Ya bugünkü Tayyip Erdoğan bu Tayyip Erdoğan'ı tutuklar. Bu kadar net. Yani söylenen lafa bak. O gün olay şöyle, onu da anlatayım. Şifreler alındı, verildi ve soruların çalındığına dair iddialar vardı o dönemde. Bu iddialardan sonra çocuklar, liseli çocuklar Taksim'e yürüyüş yapmışlardı. Ve tepkilerini getirmişlerdi ortaya. İşte o çocukların karşısında 10 bin kişi çıkarırız diye söylüyor Tayyip Erdoğan. Söylenen laf öyle hafif alınacak bir laf değil. Kimin karşısında kimi çıkarıyorsunuz? Şimdi o diğer bakalım başka neler olmuş, başka neler söylenmiş onları da görelim. Hafıza. ÖSYM başkanını eleştirmek şerefsizliktir. Erdoğan Özel ve Demir'e yönelik eleştirileri yanıtlarken sert konuştu. Tarih böyle. Tam tarih kaç yazıyor orada? 2000. Tarihi söylesenize bana. 9-9-2012. Yıl 2020'de yani 8 yıl önce. 8 yıl önce böyle. 8 yıl sonra şimdi bambaşka bir şey. Başkası da gelsin. Diğeri de hatırlayalım. Çünkü bu dönem çok ağır, çok açık konuşuyorum. Kurumlara yönelik bu galeyana getirme gayretleri şerefsizliktir. O dönem öyle. 2012 böyleydi. Devam edelim. Bu da öyle. Hafıza. Başbakan Erdoğan, YGS'ye ilişkin iddialar konusunda ÖSYM başkanının yapmış olduğu açıklamalardan ben tatmin oldum. Şu anda da zaten Danıştay'ın verdiği karar da ortada dedi. Tatmin olduğu kişi kimdi? ÖSYM başkanı dediği kişi Ali Demir. Kelepçeli şu anda. O kelepçeli Ali Demir, bak tatmin oluyordu o zaman o açıklamalar yaptığınızda. Tamam, şöyle olabilir. Kandırıldım. Kandırılmayan insanlar vardı, o çocuklar vardı. Sorularımız, geleceğimiz çalındı diye sokağa çıktığında karşısına Ak Gençliği çıkarmaya kalkıştınız. Hiçbir şey olmamış gibi mi davranılsın şimdi? Bütün bunlar olurken Ali Demir, vay Ali Demir çocukların geleceğini çaldı. Evet çaldı, bedelini ödesin. Ama tek başına mı yaptı? Birçok şeyde olduğu gibi. Yalnız mı yaptı? Nereden aldı bu gücü, kudreti? Kim verdi? Hafıza böyle. Fikri takipler gazeteciliğin en önemli kuralıdır. Babali TV'nin neredeyse kod adı fikri takip. Her kuşakta var, Zeynel Lüle'de var, Suat Toklaş'ta var. Fikri takipler bu ülkenin gerçeğini anlatır, gerçeğini yansıtır. O yüzden de fikri takiplerde Türkiye'nin gerçeğini anlatmaya devam edeceğiz.